Evet kıymetli dostlar, golvar.com'un ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Şimdi size seri bir şekilde duyumlardan vesaire bahsedeceğim. Fulham ve Atletico Madrid Ferdi Kadıoğlu'na talip ve tam 42 milyon euro. Arkadaşlar yanlış duymadınız. Fulham'da Atletico Madrid'de bendeki duyumlara göre Ferdi'ye talip, zayıf duyum, 2 gündür 3 gündür bu zayıf duyumun üstüne gidiyorum, hiçbir şekilde doğrulayamadım. Yani Atletico Madrid'in bonuslarla 42'ye kadar çıkabileceği şeklinde ama doğrulayamadım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani siz bunu hiç söylemedim sayabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe'de gündem orta saha forvet transferi Darwin Nunez için şartlar zorlanacak demiş. Arkadaşlar Darwin Nunez. Eğer Darwin Nunez'e inanıyorsanız elimde satlık o kadar güzel bir köprü var ki bak üstünden arabalar marabalar geçiyor. Of yani var ya müthiş bir köprü. Böyle pır 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 diye arabalar geçiyor. Vay manyak bir köprü. Sattık yani. Yani öyle. Udinese'nin inadı kırılmadı. Şimdi Samardzic konusunda Udinese'nin inadının kırılmadığını söyleyen bir haber bu. Yalnız ben Samardzic konusunda şunu özellikle belirteyim. Ben eninde sonunda bu Samardzic'i alacağımızı düşünüyorum. Eninde sonunda. Ama 5 gün sonra ama 5 ay sonra. Yok 5 ay sonra değil. Ama 5 gün sonra ama Ağustos'ta ama Eylül'de. Ben yine bu Samardzic'i alacağımız görüşündeyim. Dönüp dolaşıp tekrarlayacağımız görüşündeyim. Bakalım ne olacak. Onu söyleyeyim. En-Nesyri için pazarlıklar sürüyor. Ben En-Nesyri için aldığım duyumu söyleyeyim mi? Ben söylemeyeyim arkadaşlar. Ekrana vereyim. Yusuf En-Nesyri için benim aldığım duyum aynen bu şekilde arkadaşlar. Hani Arif'e tarif gerekir mi? Gerekmez. Demek istediğim başka bir şey var mı? Yok. Yani benim Yusuf En-Nesyri'deki olayım bu. Ha, bonservis konusunda anlaşamıyoruz. Ben 12 milyon 12,75'e çıktık duyumundayım. Ama kimileri 20 milyon euro diyor, kimileri 15 diyor, kimileri 18 diyor. Ben onu bilmem. Hani benim Yusuf En-Nesyri konusunda duyumum böyle. Hocam sence faydalı mı, yararlı mı? Valla bencesi sencesi var mı? Yok. Ama ben bir kez daha hatırlatayım. Daha önce söyledim, yine söylüyorum. Oyuncu hava toplarında iyi, araya kaçma özelliğine sahip bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. Hani duran toplarda da hava topunu iyi kullanabilen bir forvete ihtiyacımız var. Mourinho'nun sisteminde 3 aşağı 5 yukarı çakozladığım kadarıyla bizde bayağı iş yapar. Onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi Udinese'nin inadı kırılmadı. Samardzic konusunda ben bir kez daha söyleyeyim. Ben Samardzic'i eninde sonunda alacağımız görüşündeyim. Onu söyleyeyim. Ha, Samardzic olmazsa Weston McKennie ismi ortaya atılıyor. Hani hocam diğer isim bu diye. Valla McKennie ismi için bir şey diyemem. Aksine ben de McKennie asla olmaz diyorum. Mesela. Benim yorumum ve görüşüm de bu şekilde. Fenerbahçe Llorente'yi 13 milyon euroya alıyor. Hayır almıyor. 13 milyon euro çok büyük bir para. Armand Llorente. 13 milyon euro arkadaşlar. Etmeyin eylemeyin. Yani 13 milyon euro edecek bir futbolcu mu? Kesinlikle değil. Ama durum bu. Ve hakkımızda hayırlısı olsun. Çok da bir şey diyemem. Evet, son dakika ceza geldi. Evet, ceza geldi. Merih Demiral 2 maç. Maalesef bu duyum doğru demiştim diğer kanalda da. Merih Demiral'a skandal bir ceza geldi arkadaşlar. Sıcağı sıcağına da söyleyeyim. Ay. Merih Demiral'a 2 maç ceza. Şimdi nasıl bir düşmanlık? Nasıl bir şey? Nasıl bir düzen? Nasıl bir dümen? Ama ben Merih Demiral açısından değil de Fenerbahçe açısından şöyle söyleyeyim. Merih Demiral bu cezadan sonra Al Hilal yani kulübü muhtemelen sözleşmesini fesheder. Bir numaralı transfer adayı da bizdik. İnşallah da bize gelir. UEFA diyor ki Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerinde sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle
katılabileceği toplam 2 UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar verilmiştir diyor. Slovakya yedek kulübesinde gayri ahlaki bir hareket yapan Jude Bellingham'a ise 30 bin sterlin para cezası, bir maç ertelenmiş men cezası veriyor. Yani İngiliz'e özel adalet. Yani çok girmek istemiyorum ama Merih Demiral'ın Fenerbahçe kapısı bence açık, aralanmış oldu. Onu da söyleyeyim. Neyse, Allah herkesin gönlüne göre versin. Arkadaşlar, Lorient'i unutmayın. 13'e kadar çıktık, Mourinho istiyor diye. Ama ben bu arkadaşın olacağını zannetmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Höyberg, Lindelöf. Bakın, iki isim unutuldu. Farkında mısınız? Farkındayız hocam. Ha, farkındaysanız sıkıntı değil. Niye bu iki isim unutuldu? Ne bileyim hocam. Niye unutulduysa unutuldu. Derdimiz bu mu? Ondan dolayı demiyorum. Bu iki ismin unutulma sebebi şu. Bakın, Fenerbahçe'nin toplamda 7, 8, 9, 15, 22 tane stoperi var. Gitmeyen gitmedikçe ne olacak? Mesela Levent Mercan, Çağlar Söyüncü. Yeni açıklandı bu iki isim. Doğru mu? Doğru. Ama bu iki isim yeni açıklamasına rağmen bakıyorsun ikisi de Türk. Yani yabancı değil. Ve Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı çok dolu. Birilerini göndermek lazım. Höyberg konusunda, Lindelöf konusunda ben Lindelöf'ün çok ama çok, bak ben burada duyumcu olarak değil, bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. Ben burada Lindelöf'ün olacağını kesinlikle zannetmiyorum. Sebebi de sadece ve sadece hani stoperin çokluğu. Bir de Merih Demiral olayı işin içindeyse, yani Merih Demiral'ın da Fenerbahçe'ye gelme ihtimali bence artmış oldu bu olayla. Ben Lindelöf'ü beklemeyin diyorum. Höyberg konusunda açık ve net olayım arkadaşlar. İsmail Yüksek var mı? Var. 1. Crespo 2. Bartu Elmaz 3. Crespo gitmedi müddetçe sizce Höyberg gelir mi? Bence gelmez. Crespo gidecek mi? Kemküm falan filan Inter Milan. Yani Crespo'nun talibi Sporting Lisbon'du. 4 milyon euro istedik. Kolay kolay yanaşmıyorlardı. Şu anda da durum aynı. Ha, Höyberg için Fenerbahçe'nin en büyük kozu kim? Jose Mourinho. Yani eski öğrencisi, eski talebesi, selamun aleyküm, aleyküm selam, kardeş gelsene dediği zaman gelebilecek oyuncu mu? Gelebilecek oyuncu. Ama sizce gelebilecek mi? Bence gelebilecek mi? Bu işler zor işler, sakat işler. Ben yine de söylüyorum, Fenerbahçe'nin en büyük etmeni, en büyük etkisi, Fenerbahçe'nin en büyük şeyi Jose Mourinho'dur. Jose Mourinho ismini böyle masaya tak diye koyup futbolcu çekebilirse çekebilir. Çekemezse sıkıntı. Ha mesela bak, En-Nesyri. Jorge Jesus şoku, Mourinho'nun gözdesine talip oldu, şöyle böyle. Jorge Jesus En-Nesyri'yi istemiş. Yüksek bir maaşla teklif etmiş ama Arabistan'a giden futbolcuların çoğu memnun değil arkadaşlar. Bilmiyorum niye değil. Siz benden daha iyi bilirsiniz. El Kabi ve Kostić. Bu ikisini de konuşayım. Aklıma gelmişken. El Kabi bugün tamam diyelim. Bugün imza alıyor. Bakın, bugün tamam dediğimiz anda bugün imza alıyor arkadaşlar. Hani başkasına gitmiyor. Fenerbahçe'nin futbolcusu. Ama bugün imzalar mıyız? Bugün tamam der miyiz? İşte o biraz karışık. Neden karışık? Şimdi En-Nesyri'yi alırsan forvetini, az forvetini almış oluyorsun. Şimdi Edin Dzeko'yu az forvetin arkasında 4.2 milyon euro maaşla tutarsın da zarara uğrarsın. Biz 1.3'e falan çekip 1.3'e 1.4'e çekip El Kabi'nin maaşını, 3 yıllık sözleşme imzalasak Dzeko'ya 1 yılda vereceğimiz para iyi de bir yedek. Ama son şeyler, son kontratlar biraz her zaman kafa karıştırıcı olur. Ben o konuda söyleyeyim. Jose Mourinho'nun kararını bekliyoruz. Hocam belki de Dzeko'yu bekliyoruz. Hayır, Edin Dzeko, siz yeni forvetinizi alın, bana git dediğiniz anda ben giderim diyor. Edin Dzeko böyle bir iyi bir insan. O yüzden Edin Dzeko'dan yana sorun yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi Fenerbahçe'den ilginç transfer. 20 milyon euroluk transfer. Şöyle böyle En-Nesyri iddiası. Arkadaşlar, İsmail Saibari. Bu ismi ben doğrulamıyorum. Ama yalanlamıyorum da, sebebi şu. Belki de Samardzic'i almak için ortaya atılan bir yalandır. Yani Hollanda Ligi,
Feyenoord akıllık etmiş, altyapısını almış, büyütmüş, beslemiş, yedirmiş, içirmiş. Bir şeyler yapmış ama biz de gider mi? Bence biz de gitmez. Biz de çok kırılgan olur. Bize Hollanda'dan orta saha zor. İyi de Ferdi'yi de gördük hocam. Nasıl zor. Ferdi burada nasıl bir eğitim, nasıl bir gelişim sergiledi görüyorsunuz. Yani Ferdi'deki gelişimi anlatmaya kelimeler yetmez ya. Ha ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe bence 3. transferi bitiriyor. İmza an meselesi. Kim o 3. transfer? En-Nesyri. Tekrar tekrar söylüyorum. Bence En-Nesyri Fenerbahçe'nin 3. transferi. 3. kapı. Hani Fenerbahçe 3. transferini bitiriyor. İmza ve kap an meselesi diyeyim. Belki de siz bu videoyu izlediğiniz sıralarda kap açıklaması gelecek arkadaşlar. Yani bendeki duyumlar böyle. Ha transfer iptal olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Her transferin iptal olmaya yakın bir yüzü vardır. Bu transfer de iptal olabilir. Tabii ki onu da söyleyeyim. Çağlar'ın açıklamaları var. Jose Mourinho için. Hocam sence Ayub Elkabi gelmeli mi? Bence gelmeli. Bence Ayub Elkabi'yi alıp Ceko'dan çıkmalıyız. Yıllık ücret babında. Çünkü arkadaşlar yıllık ücret çok çok ağır. Hocam üçüncü forvetimiz kim olsun? Bertuğ Yıldırım olsun. Bu arada Filip Kostic'i yalanladım değil mi? Yalanlamadıysam şimdi yalanlıyorum. Filip Kostic bendeki duyumlarda yok. 5222, 5220 için de teşekkürler. Kostic bendeki duyumlarda yok. Nigel Hayes Davis'ten sözleşme uzatılmış. Toparlayayım arkadaşlar hepsini bir ele alayım. Ya da bu videoda şu ana kadar konuştuğum her şeyi özet olarak tek tek ele alayım mı? Bence tek tek ele alayım özet olarak. Çünkü çok söylenecek. En-Nesyri arkadaşlar bendeki duyumlara göre En-Nesyri'nin kapı belki yarın, belki yarından da yakın. Bu şekilde söyleyeyim. Çünkü çok görüşmeler tamam. Hani ufak tefek pürüzler elbette olur. O ufak tefek pürüzler zaten imzayı erteler. Ama bendeki duyumlara göre En-Nesyri oldu olmak üzere. Merih Demiral'a 2 maç ceza verdiler ama ben Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe açısından düşünüyorum. Tabii ki milli takım açısından da üzülüyorum. Ama takım arkadaşlarını da gaza getirmiş olacak bu hareket. Ha, biz Samet Akaydın'ı da orada oynatacağız Hollanda maçında. Samet büyük maçlarda bazen çok büyük sürprizlere imza atıyor. Mesela bir Hırvatistan maçı mıydı? Yine Hollanda maçı mıydı? Tam hatırlamıyorum da. Samet Akaydın stoperde eyvah eyvahlar içinde maçı izledik. Ve Samet tarihi bir performans gösterdi. Değerine değer katmıştı. Yine burada da inşallah değerine değer katar diyorum. Merih Demiral'ın da kulübe eğer sözleşme feshederse bir numaralı transfer adayı biziz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Darwin Núñez inanan varsa elimde köprü var. Çok güzel bir köprü hem de bak. Ucuza da bırakırım. Samardzic için herkes istisnasız herkes olmayacak diyor. Ben de aksine eninde sonunda olacak diyorum. Ha hocam hissi mi konuşuyorsun duyum mu? Hissi konuşuyorum arkadaşlar. Duyum bizim ne haddimize? Biz kim duyum kim? Değil mi? Hissi konuşuyorum ama bakalım. Ha Fenerbahçe'ye gelip de faydasız olacaksa inşallah hiç gelmesin. Ben yanılıyım. Sıkıntı değil. Gelip Fenerbahçe'ye çok çok faydalı olacaksa inşallah bir an önce de transferi gerçekleşir. Ben McKennie'ye inanmıyorum. Hocam ne demek McKennie'ye inanmıyorum? McKennie ne ilah mı? Ya öyle değil. Ben geleceğine inanmıyorum. Höyberg için dediğim gibi İsmail Crespo Bartu varken Crespo gitmeden Højbjerg var. Hatta bir şey söyleyeyim. Crespo, Zajc, Krunic gitmeden Højbjerg gelmez. O yüzden baya 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 sonralara atın. Eğer getirme fikriniz varsa bile. Lindelöf'ün ben geleceğini zannetmiyorum ama olur ya. Bekao gider. Osterwolde satılır. Bak Meri, Çağlar, Ciku. Serdar Samet vardı. Ben Serdar Samet'ten birinin kalacağı görüşündeyim. Buna düşeriz. Bu arkadaşlar gider. Yapıştırırsın Lindelöf'ü. Değer mi? Bence değmez ama neyse. Llorente için kulübü çok yüksek bedeller istiyor. Bu gidişten başka adaylara geçilir. Elkabi onayı verdiğimiz anda bizde ama bakalım olacak mı? İsmail Saibari'yi beklemiyorum. Bertuğ Yıldırım'ı da öyle haybeden ortaya atmadım. Satın alma opsiyonu kiralık. Belki de denemişizdir. Ha, belki kulübü kabul etmiş, belki etmemiştir. Bir şey diyemem ama. Filip Kostić külliyen yalan. Ferdi bir yere gitmiyor. Levent Mercan Çağlar dedik. İsmail Yüksek, Crespo, Bartu. Bence Fenerbahçe'nin 6 numarası ideal. İdare eder. Ama tabii ki de bir Crespo'dan çıkıp Højbjerg'e geçersek kademe atlar mıyız? Vites atlar mıyız? Sınıf atlar mıyız? Tabii ki de atlarız. Bence Fenerbahçe üstüne düşmeli.
Bence sizceyle değil. Futbolun genel kurallarıyla hareket etmeliyiz. Højbjerg'le Crespo'yu kıyaslıyorsak eşit, ikisi de aynı diyorsak o zaman gerek yok. Ama hocam Højbjerg, Allah aşkına Højbjerg'le Crespo'yu kıyaslamak bile abeste iştigal etmek, adama deli derler, manyak derler, kafayı yemiş derler. Sen ne diyorsun diyorsanız o zaman parayı basacaksın, alacaksın. Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosunu kuruyorum. Ya kur hadi. Fenerbahçe'nin parası çok, istediğim futbolcuyu alırız diyordu Acun Ilıcalı. Al. İş başa düştü, al. Yöneticilik de öğrendin orada. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Acun Ilıcalı bu sezon yapıp yapabileceği transferlerle belki de Ali Koç'tan sonraki Fenerbahçe başkan adayı. Bir numaralı başkan adayı bence. Bakalım yapabilecek mi? Bakacağız. Hep birlikte bakacağız. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. 68.800 küsürlerdeyiz. Hani 90 küsürlerdeyiz. Lütfen şu kanala abone olun. Şurada bir 70 bin olsun. 2 Ağustos'ta dolu dizgin buradan başlıyoruz. Çok büyük sürprizlere de hazır olun. Ben böyle diyorsam genellikle forma hediyesi falan oluyor. Çok büyük sürprizlere hazır olun. Çünkü siz vefalı insanlarsınız. Vefalı takipçilersiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler.